Aslında öncelikli olarak bizden önce sanat yapan insanlardan etkilenmiş olduğumu söyleyelim. Yani sanatçılardan etkileniyoruz. Bu da tabii doğal olarak kendi kullandığım dilin aslında 20. yüzyılda ortaya çıkan bir dilin, 20. yüzyılın başlarında ortaya çıkan ve daha sonra 20. yüzyılın ortalarında soyut dışa vurdular, post-painterly abstraction gibi bir takım akımlardan ve günümüzde aslında bu akımların, bu anlayışların devam eden uzantılarıyla ve bunları günümüz kültürüyle ilişkilendirip yorumlayan bütün sanatçıları referans aldığımı söyleyebilirim. Bunun ötesinde sanat dünyasındaki bu kullandığım dilin birikimlerini yansıtan sanat kültürünün ya da sanatçıların dışında günlük hayatım beni etkilediğini söyleyebilirim. Ben sürekli sanatla ya da yaptığımız sanatla günlük hayatın birbirleriyle ilişkili olması gerektiğini düşünüyorum. Günlük hayattan esinlenmesi, yani bugünün sanatını yaratabilmemizin temel unsuru bugünün kültürünün temsilini sağlayan imge ve unsurları taşıyabilmiş olmasıyla ilintili aslında yapmış olduğumuz sanatın. Bu nedenle günümüz kültürünün dilini kullanmaya çalışıyorum. Örneğin 2000'lerden önce ve 2005'lere kadar şiddet kültürünü, şiddet kültürüyle ilişkili olan bir takım, yani günümüzdeki savaşların etkisini, günlük kültürün bize dayattığı şiddet kültürünün etkilerinden hareket ederek resimler yaptım ya da savaşlardan, Körfez Savaşı'ndan etkilenerek örneğin bir takım çalışmalar yapmıştım. Daha sonraki yıllarda örneğin işte pencerelerden, tarihsel bir takım kültürlerden, Osmanlı kültüründen, Selçuklu kültüründen esinlenerek bir takım mimari unsurlardan etkilenerek siyah beyaz bir takım çalışmalar yaptım. Örneğin son sergimde labirent metaforundan hareket ederek resimler yapmıştım. Dolayısıyla yani labirentin aslında günümüzde insanların yaşamış olduğu bir çözümsüzlük süreci içerisinde problemlerle, toplumsal sıkıntılarla, toplumsal sorunlarla boğuşurken tıpkı bir labirentin içindeymiş gibi kendisini hisseden, bunlardan çıkamayan, bir arayış içerisinde olan ve bu arayışın aslında bir tıkanıklıkla sonuçlanan bir kültürel algıyla ilgili bağlantılar kurarak eserler üretmeye çalışmıştım. Bunlarda da bu eserlerimde, bugün burada üretiyor olduğum eserlerimde de ekran kültüründen aslında bir anlamda bu da bir çeşit bağımlılık aslında. Yani birey toplum arasında biçimlenen kültürel yapıyı eserlerime konu edinmek istiyorum ve günlük hayatı böylece bu tarihsel anlamda oluşmuş olan sanat kültürüyle, sanat diliyle bütünleştirip kendime özgü bir yorum oluşturmaya çalışıyorum bir anlamda bu eserlerden. Yani bugün içinde bulunduğumuz koşullarda, yani eğer söz konusu olan bizden önceki dönemi değerlendirmek olmuş olsaydı buna rahatlıkla belli bir takım kıstaslar ve tanımlamalar getirebilirdik. Ama aslında bugün kime sanatçı denilebilir demek biraz hem belirgin yönleri olan, yani bir takım ipuçlarını bilebildiğimiz bir cevap üretebiliriz buradan. Hem de aslında biraz zor, çünkü bir belirsizlik alanı taşıyor. Yani sanat çünkü komplike olan bir şey. Bu kadar böyle formülasyonlarla sonuca gidebileceğimiz bir durum değil. Bir defa bir yaratıcılığı içinde barındırıyor. Günümüz kültürüyle olan, yani günümüz kültürünü veri olarak alması gereken bir kaynak söz konusu. Bu günümüz kültürün hem günümüz kültüründen hem geçmiş ve tarihsel birikimlerden, bu tarihsel birikimleri aşmaya yönelik bir çaba içerisinde olan bireylerden bir anlamda bahsedebiliriz. Hem de günümüz kültürünü okuyan bir anlamda, onu okuyan, onu imgelerle okuyan, onu sanatın kendi malzemesiyle okumaya çalışan, bunlar arasında ilişkiler kuran, bunlar arasında akıllıca, zekice diyebileceğimiz, sıra dışı diyebileceğimiz, yani yaratıcılığın üst noktalarına ulaşabileceğini düşündüğümüz ilişkiler kuran, bağlantılar kuran, yeni arayışlar içine giren bireylere sanatçı diyebiliriz. Ama bu tabii çok
belli bir tarihsel bilgiyi, kültürel bilgiyi ve günümüze ait bir takım bir belki bir gazeteci gibi günümüz kültürüyle ilintili olan, ilişkili olan, sürekli bunlarla bağlantı kuran ve bunun üzerinde analitik yöntemlerle bu bilgileri alıp işleyen bir anlamda. Yani yaşadığı çağın gerçekleriyle ilintili olmayan, bağlantılı olmayan bir sanatçının elbette çağ dışı bir sanatçı olduğunu söylüyor. Yani çağdaşlık dediğimiz, çağ ile temasa geçme, çağ ile bağlantı kurma, çağın realitelerini bunu alıp yorumlayabilme yetilerini kendi içinde barındıran, bunun peşine düşen bir anlamda bireylere sanatçı diyebiliriz. Bunun ötesi tabii bugünün dilleriyle, bugünün biçim dilleriyle ya da şöyle de diyebiliriz örneğin, bugün aslında büyük ölçüde sanat dil problemlerine odaklanan bir noktadan hareket ediyor. Yani var olan realiteyi olduğu gibi kullanmak yerine bunun üzerine dil oyunlarıyla, dilin sentaksiyle, biçimleriyle oynayarak bir anlamda yeni dil seçenekleri ve dil arayışları ortaya koyma becerisini sergileyebilen insanlara bir anlamda sanatçı diyebilirim. Tabii çok farklı yorumlamalar yapmak mümkün ama şu anda aklıma gelenler bunlar açıkçası.